hissedin. Tabii bilmediğiniz de olsa şu anda içerisinde bulunduğumuz bu alan bizim 900 adında 900 yıl diye tabir ettiğimiz kültür yolumuzun hemen hemen başlangıç noktası. Şöyle söylemek isterim. Türklerin mimarlık serüveni ki 900 yıllık mimarlık serüveninin görülebileceği ve bunu 900 adında bir çırpıda eserlerin yan yana olduğu ve hep birlikte beraberce adeta bir açık hava müzesi gibi olan herhalde Türkiye'de başka bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi vakıflar bölge müdürlüğümüz burayı süretti. Ardından Özkan kardeşimlerine de yönelik ama bunlar sağ olsun orada burayı yapmışlarının modeliyle yaklaşık bir yıldır ulaşıyordu ve böylesine muhteşem bir eseri, muhteşem bir konağı ve konak diyorum artık buraya bize sadece Tokat'ta değil bence Türkiye'ye kazandırdı. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bugün aslında hepimizi heyecanlandıran Tokat'ı yaşayan, Tokat'ta yaşayan herkesin anılarından bir parça barındıran çok güzel bir mekanı hep birlikte Allah nasip ederse geleceğe taşıyabilmek adına bir açılış gerçekleştiriyoruz. Burada hepimizin çocukluk hatıraları var, hepimizin öyle ya da böyle vakti zamanında Yazmacılar Hanı'ndan muhakkak bir geçmişliğimiz var. Ancak bugün bu binanın vermiş olduğu mesaj sadece bizim hatıralarımız, anılarımız ya da çocukluğumuz değil. Bu bina sessiz bir şekilde aynı zamanda bir medeniyete haykırıyor bütün dünyaya. Nedir? İçinde bulunduğumuz bu sokak hepiniz de biliyorsunuz ki aynı zamanda 400 küsür sene Yahudi sokağı olarak anılmış, Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin, Rumların da hayat bulduğu bir sokak. Ve aynı zamanda bu bina abide gibi ayakta durmak suretiyle hangi medeniyetin mirasçısı olduğumuza işaret ediyor. Aynı zamanda Türk'ün tarifini yapıyoruz. Biz bir hoşgörü medeniyetiyiz. Bugün Türk'ü dünyada barbar ve işgalci göstermek isteyenlere karşı ecdadımız bütün renkleriyle ve desenleriyle, inananıyla inanmayanıyla Allah'ın yarattığı her canlıya yaşam hakkı vermiş, ticaret hakkı vermiş, hürriyetini ve inançlarını teminat altına almış ve onlarla birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiştir. İşte öyle bir medeniyetin mirasçısı olarak bu binaların vermiş olduğu mesajı doğru anlayarak gelecek kuşaklara taşımak hepimizin boynunun borcuydu. Gerçekten Anadolu'ya girmiş olduğumuz günden itibaren bugüne kadar hoşgörünün, tahammülün ve birlikte yaşama kültürünün adeta toplum mühendisliğini oluşturmuş bir millet olarak bundan sonra da bütün coğrafyaya huzuru, barışı ve eşitliği ancak ve ancak Türk milletinin getirebileceğinin mesajını buralardan vermeye, yeni nesillerimizle bu şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben de bu eserin ortaya çıkmasıyla, bu eserin kurtulmasına vesile olan Yusuf Yeniz abimize teşekkür ederek başlıyorum. Allah razı olsun. Tokat'taki tarihi eserler, Türkiye'deki tarihi eserler, yaklaşık 5000 tane tarihi eser ayağa kaldırdı. Gün güzelinden çıkarttı, yeni nesillere aktarılmasına vesile oldu. Bu işletme yapan, bu cesaret ortaya koyan Özkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Tokat'ta bir iki başlattı, iki başardı. Bunun devamında da diğer eserlerimizi de böyle güzel fonksiyonlarla kazandırıp turizme Tokat'ın tarafından katkılar sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz eser Yazmacılar Hanı, sunucu kardeşimiz de söyledi. Yazmacılar Hanı, yazmacılığın yani bir kumaş okumacılığının, bir kumaş işlemeciliğinin geleneksel en sanatlarının zirve yaptığı Türkiye'nin de kanıdır. Yani bir hanın bu şekilde bir meslekle tanımlandığı bir hanıdır. Ama Tokat'ımız, demin bakanımıza da arz ettim, İstanbul'dan sonra en fazla tarihi eseri olan şehir Tokat'tır. Bunun için yapılması gereken hadisenin de burayı hakikaten bir kültür ve turizm cenneti haline getirmenin hayret içerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama burası bir vakıf. Burası ecdadın kurmuş olduğu bir vakıf. Özel bir vakıf değil, bir mazlum vakıf ve bir kişinin kurduğu vakıf. Dolayısıyla bu vakıfı da bugün bir akar olarak bu kadar güzel bir şey
şekilde değerlendirdiği için, ben hakikaten burayı otel noktasında değerlendirdiği için ben kardeşime çok teşekkür ediyorum. İçeri girdiğimizde biz burayı gezdiğimizde adeta bir zaman tüneli içerisinde gezer gibi, zaman içerisinden geçer gibi hissediyoruz. Burası bir, az önce de ifade ettim, aslında bir işletme değil bence. Sanat harikası şöyle ki, hatta ben geçen Ali Paşa'nın restorasyonunda da söylemiştim. Atalarımız işte 700 yıl önce, 800 yıl önce yaptıkları o hanlar, hamamlar, camiler, mescitler baktığımızda bile ağzımız açıkta kaldı. Ben diyorum ki ya buğday yetiştirirken, arpa yetiştirirken, hayvancılık yaparken, basit ticari faaliyetler yaparken yaptıkları eserin kalitesine bak. Bu şu demek, bizim milletimizin irfan geleneğinin, düşüncesinin, medeniyet algılamasının, dünyayı, hayatı, insanı yaşamaya kadar güzel algılamasının bir sonucudur. Biz bunu öyle görürüz. Burada bir milletin ruhu vardır, tarihi vardır, öyle bakıyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ben de önceki konuşmacılarımızda söyledi, bu Tokat için çok kıymetli bir eser. Bugün bu güzel günden, bereketli bir günden Tokat'ta sizlerle beraber olmaktan, bu güzel eserin birini aşmaktan duyduğum mutluluğu dinleyelim, sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Tokat'ımıza, ülkemize güzel hizmetler vereceğiz olan bu çok güzel tarihi eser, bir sanat eserinin hep beraber bahşişi yapıp güzel hizmetlere, bereketli hizmetlere vesile olmasını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz inşallah. İnşallah büyüyerek o sanatın tesisini, Tokat'a hizmet etmesini, ülkemizin hizmet etmesini göreceğiz. Tabii Tokat'ımız çok büyük bir potansiyele sahip. Kültür ve tarih şehri olarak Sayın Milletvekilimizin müsaadenizi de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en fazla tarihi eser sayısına sahip en başta gelen bir tanesi. Tabii güzel doğasıyla, yeşil doğasıyla bir tarım cenneti, turizm değerleri çok fazla. Bu potansiyellerimizi bir araya getirerek düşündüğümüzde Tokat'ın Sayın Valimizin de söylediği geleceğin daha parlak günlere ülkemizle beraber aşmak için potansiyelleri yatırımlar günlerine dönüştürmek, bu içinde bulunduğumuz güzel mesele gibi hızla güzelleştirirsek inşallah Tokat'ımız, Tokatlı vatandaşlarımız daha güzel günlere yelken açacak. Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Tokat'ın tarihi imkanları, sokak sağlıklaştırmaları ve diğer tarih eserleri inşallah bizim de destek ve katkılarımızla hızla yerine getirebilirsek zaten milletvekilimiz Baklar Genel Müdürü'yken tabii Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi bölgemizdeki Tokatlı Masker başta olmak üzere buradaki tüm tarih eserleri, restoranları ve bunları takip ettiğimizde tabii ki kalanlarında buradaki sizin mimarlarımızın, sokaklarımızın, belediye başkanımızın bu çalışmalarına bize de destek olarak inşallah bunlara dair bakan olarak Tokatımızın bu tarihi güzel özelliklerini insanlarımıza daha gönlü hale getirirsek Tokat ile daha fazla sayıda insanın gerek gerek yabancı ziyaretçilerin akılına ilgisini arayacaktır. Buradaydı mı gezeceğiz? Şeylerimiz gibi var.